Evet, şimdi işte arkadaşlar 7. maddemizde itibaren devam ediyoruz. Madde 7. El icaru kira mu'tedilun cidden. Gerçekten mu'tedildir. Şimdi yine kâne'yi getiriyoruz. Kâne icaru mu'tedilen cidden. Gerçekten kira mu'tedil idi. Yani vasat idi. El mektebu 8. madde. El mektebu garibun minel imareti. El mektebu ofis garibun yakındır minel imareti apartmana. Ofis apartmana yakındır. Kâne mektebu gariben minel imare. Ofis apartmana yakın idi. 9. madde. El bevvabu kapıcı vakifun duruyor emam el bab. Kapının önde duruyor. Kâne'yi getirelim. Kâne el bevvabu kapıcı idi. Vakifen duruyor idi. Emam el bab kapının önünde duruyor idi. Tedribul hamis. 5. alıştırma. Ekmil kemafin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Vazbit bir şekl. Şimdi arkadaşlar biraz evvel biz kâne'yi ve kardeşleri şeklinde bahsettik. Kâne hakkında bir takım gramer malumatını verdik. Kâne için vermiş olduğumuz bu gramer malumatın, gramer bilgisinin aynısı kardeşleri diye tabir ettiğimiz diğer unsurlar için geçerlidir. Mesela kânenin kardeşi diye kabul ettiğimiz leyse fiili vardır. Bu da ef'ali nakisedendir. Bu da kâne için taşımış olduğu, yani kânenin taşımış olduğu bütün gramer kaidelerini o da taşıyordur. Tabii ki her birisinin de ayrı ayrı bir manası var. Mesela kâne, dır, idi manasını taşırken leyse değildir manasını ifade ediyor. Ancak gramer kaidesi itibarıyla aynı kaideye tabidirler. Yani ef'ali nakisedendir, isim cümlesinin başına geliyor, ismini ref, haberini nesb eder. Bütün bu özellikler itibarıyla aynıdırlar. Şimdi bunları arkadaşlar bir iki örnekle birlikte görelim. Eşşakkatu, eşşakkatu ba'idetun, daire uzaktır. Leyse getiren arkadaşlar, leysetil şakkatu ba'ideten, daire uzak değildir. El mektebu ba'idun, el mektebu ba'idun, ofis uzaktır. Leyse mektebu ba'iden, ofis uzak değildir. El icaru mu'tedilun, kira mu'tedildir. Yani vasattır. Ne çok yüksek ve ne de çok alçaktır. Leyse icaru mu'tedilen, kira mu'tedil değildir. El esasu kadimun, eşya eskidir. Leyse esasu kadimen, eşya eski değildir. El mis'adu mevcudun, asansör mevcuttur. Leyse mis'adu mevcuden, asansör mevcut değildir. Es-sullemu murihun, merdiven rahattır. Leyse sullemu murihan, merdiven rahat değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Es-sefhatu selasumiye ve itnan ve sittun. Sayfa 362. Yine arkadaşlar isim cümlemizi leyse ile beraber okumaya devam ediyoruz. El-mis'adu deroriyun, asansör zorunludur. Leyse'yi kullandığımız zaman leyse mis'adu deroriyen, asansör zorunlu değildir. Eşşakkatu hadiyetun, daire sakindir. Leyse tilşakkatu hadiyeten, daire sakin değildir. Eşşurutu sehletun, şartlar kolaydır. Burada arkadaşlar söylememi icap eden bir madde vardır. Bildiğiniz gibi zevil okul olmayan, yani akıl sahibi olmayan bir kelimenin çoğulu daima müfret müennes hükmünde idi. Burada şurut kelimesi şart kelimesinin çoğuludur. O bakımdan biz leyse kelimemizi burada müennes getirmememi icap eder. Leyset şurutu sehleten, şartlar kolay değildir. El hevâ'u nezîfun, hava temizdir. Leyse hevâ'u nezîfen, hava temiz değildir.
Eşşemsu munazifetun. Güneş temizleyicidir. Güneş de arkadaşlar bildiğiniz gibi semai bir müennestir. O bakımdan leyseyi müennes getirmek gerekiyor. Leyset şemsu munazifeten söylemek icap eder. Ennevafizu meftuhatun. Pencereler açıktır. Leyset nevafizu meftuhaten. Pencereler açık değildir. Tedribus sadis, 6. alıştırma. Esnit, isnat et, el cümle atiyete. Aşağıdaki cümleleri isnat et neye? Lil müfredeti, müfred müennese. Başka, vel müsenne müzekker vel müennes. Tesniyenin müzekker ve müennesine dayandır. Başka, ve cem'i müzekker vel müennes. Cem'i müzekker ve müennesine dayandır. Hangileri? Aşağıdaki cümleleri. Arkadaşlar örneklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Örneklerimiz kâne fiiliyle beraber yapılıyor. Burada müfret müzekkeri verilmiş. Kâne müdiru dahiken. Müdür gülüyor idi. Burada ise arkadaşlar müfret müennes yapılacak. Kânet müdiretu dahiketen. Burada ise arkadaşlar tesniyemiz verilmiş. Yalnız tesniye için dikkat etmemiz gereken bir konu vardır. Bakınız. Mudirani kelimesi kânenin ismi durumunda. Bu tesniye kânenin ismi durumunda olduğu için ref hali elif ve nun gelmiş. Burada ikinci tesniyemiz yani dahikâni kelimesi ise arkadaşlar burada biz ye ve nun getirmemiz icap eder. Tesniyemizi ye ve nunlu getirmek icap eder. Bakınız kâne mudirani dahikeyni ye ve nunlu getirdik. Buraya bakalım. Kânet müdüretâni dahiketeyn şeklinde getirdik. Buraya baktığımızda kâne müdirûne dahikîne. Kânet müdirâtu dahikâti. İkinci alıştırma arkadaşlar. Aynı sistemle devam ediyoruz. Kâne sâiku musri'an. Kânet sâikatu musri'aten. Kâne Sa'iqani musri'ayn. Kânet sa'iqatani musri'ateyn. Kâne sa'iqûne musri'ine. Kânet sa'iqatu musri'ati. Üçüncü alıştırma arkadaşlar. Kânet tabibu mahiren. Kânet tabibetu mahiretun. Kâne tabibani mahireyni. Kânet tabibetani mahireteyn. Kâne ettiba'u mahirine. Kânet tabibatu mahirati. Dördüncü alıştırma arkadaşlar. Kâne muvazzefu vakifen. Kânet muvazzefetu vakifeten. Kâne muvazzefani vakifeyni. Kânet muvazzefetani vakifeteyn. Kâne muvazzefune vakifine. Kânet muvazzefatu vakifati. Es-sefhatu selâsu mi'e ve selâs ve sittûn. Sayfa 363. Beşinci alıştırma. Kâne mursele ileyhi ba'iden. Kânet mursele ileyha ba'ideten. Kâne mursele ileyhima ba'iden. Kânet mursele ileyhima ba'ideten. Kâne mursele ileyhim ba'iden. Kânet mursele ileyhinne ba'ideten. Şimdi işte arkadaşlar tedrib-i sabi' 7. alıştırma. Esnit, dayandır. El cümle atiyete, aşağıdaki cümleleri ila müfredeti, müfred müennese vel müsenna ve cem' min nev'ihima. Gerek müsenna ve gerek cem'in her iki nev'ine, çeşidine. Neymiş bu? Müsenna müzekker vel müennes. Yani tesniyenin müzekkeri ve müennesi ve cem'i müzekker ve müennes.
Çoğulun da müzekkeri ve müennesi. Şimdi işte arkadaşlar bu alışmamızda isim cümlesi kurulmuştur. Yani kâne fiille beraber önce isim cümlesi şu anda kurulmuştur. Yani isim başa gelmiş, kâne fiili ise kendisinden sonra kullanılmıştır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar isim cümlesinde kendisinden sonra yani isimlerden sonra gelen fiiller daima kendisinden önceki ismin adedine uyarak tesniye ve cemi şeklinde gelirlerdi. Şimdi bakın arkadaşlar. El mursale ileyhi kâne ba'iden. Bakınız bu mursale ileyhi diyoruz ve müzekkerdir. Fiilimiz de burada tabii ki müzekker gelmiştir. El mursale ileyha kânet ba'ideten. El mursale ileyhima kâna ba'iden. Burada kâne fiilimizi arkadaşlar gördüğünüz gibi müzekker ve tesniye getirdik. El mursale ileyhima kâneta ba'ideten. Gördüğünüz gibi zamirlerin arkadaşlar tesniyesi hem müzekker hem müennesi aynıdır. Ancak fiille bunun müzekkerini ve müennesini birbirinden ayırdık. Burada kâne, burada ise kâneta. El mursale ileyhim kânû ba'iden. Kânû getirdik. Fiilimizi çoğul getirdik. El mursale ileyhinne kunne ba'ideten. Evet. Şimdi işte arkadaşlar ikinci alıştırmamız. Yine yukarıdaki örneğimizde uyumlu bir şekilde önce başa bir isim gelmiştir. Sonra fiilimizi bu isme uyumlu bir şekilde kullanıyoruz. El muvazzafu kâne vakifen. Müfret müzekker. El muvazzafetu kânet vakifeten. Müfret müennes. El muvazzafani kâna vakifeyn. Arkadaşlar burada yalnız dikkat etmemiz gereken bir konu vardır. Burada vakıf kelimesi, vakıf kelimesi kânenin haberi durumdadır. Kânenin ismi öne geçmiştir. O bakımdan bu sırada gelenler kânenin haberi durumunda oldukları için nesb şeklinde bunları okumamız icap eder. Bakın tesniyeyi yine ben yeniliyorum. El muvazzafani kâna vakifeyni. El muvazzafetani kâneta vakifeteyn. El muvazzafune kânu vakifine. El muvazzafatu kunne vakifati. Evet. Şimdi işte arkadaşlar üçüncü alışmamız. Aynı sistem devam ediyor. Ettabibu kâne mahiren. Ettabibetu kânet mahireten. Ettabibani kâna mahireyni. Ettabibetani kâneta mahireteyni. Ettiba'u ettiba'u arkadaşlar bakın ettiba burada çoğuldur. Kânu mahirine. Ettabibatu kunne mahirati. Arkadaşlar dikkat ederseniz biz kâne fiilimizi isim cümlesi içerisinde kullandık ve bir de daha önceki örneklerimizde fiil cümlesi olarak kullandık. Eğer biz bu kâne fiilimizi fiil cümlesi olarak kullandığımız zaman her halükarda kâne tekil geliyordu. Ama isim cümlesi içerisinde kullandığımız zaman kesinlikle bu kâne fiilimizi diğer fiillerde olduğu gibi daima kendisinden önce gelen isimlerin adedine uyumlu bir şekilde tesniye veya çoğul yaptık. Es-sefhatu selâsu mi'e ve arba'a ve sittun. Sayfa 364. Arkadaşlar buradaki alışmamızı da biraz evvel kâne ile alakalı yapmış olduğumuz isim cümlesindeki örnekler gibidir. Orada yine başta bir isim cümlesi isim vardı ve kâne'yi de kendisinden sonra kullanmıştık. Aynı sisteme göre kâne'yi tesniye, tesniyenin müzekkeri ve müennesi, çoğulun müzekker ve müennesini
kâne'yi getiriyoruz. Neden sonra? Kendisinden önce gelen isimden sonra bunu kullanıyoruz. Yine burada arkadaşlar müdir kelimesi gelmiş. Kâne'yi de müdir kelimesinin tesniyenin müzekkeri ve müennesi, çoğulun müzekkeri ve müennesine uygun olarak kânemizi getiriyoruz. Ve yine unutmayalım, kâne getirirken kâneden sonra bu gelen ikinci isimler, şu dahiken ve musri'an kelimeleri burada kânenin haberi makamında olacağı için tesniyelerde ve çoğularda ye ve nunlu biçimde getirmeyi de lütfen unutmayalım. Tedribu Samin, 8. alıştırma. Esnit, dayandır. El cümle atiyete, aşağıdaki cümleleri. İla müfredeti, müfred müennese, vel müsenne müzekker, vel müennes. Tesniyenin müzekkeri ve müennesine dayandır. Ve cem'i müzekker vel müennes. Müzekkerin de, çoğulun da müzekkerine ve müennesine uygun yap. Şimdi buradayız arkadaşlar. Cümlemizi leyse ile başlamışız. Leyse başa gelmiş bir fiil cümlesi şeklinde kendisinden sonra gelen ismi ve haberi. Yalnız bir şey söylemekte fayda görüyorum. Arkadaşlar, garip, ba'id kelimeleri zarf niteliğinde olduğu için bunların tesniyesi veya çoğulunu okumuyoruz. Ancak müennes ve müzekker şeklinde okuyoruz. Leyse murselu gariben. Mursel kelimesi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi leysenin ismi niteliğinde ötre okuduk. Leyset murseletu garibeten. Leyse murselani gariben. Leyset murseletani garibeten. Leyse murselune gariben. Leyset murselatu garibeten. Buradayız arkadaşlar. Vakıf kelimesi leysenin haberi durumunda gelmiştir. Dolayısıyla vakıf kelimesini tesniye veya çoğula uygun bir şekilde bunu okumamız mümkündür. Leyse bevvabu vakifen. Leyset bevvabetu vakifeten. Leyse bevvabani vakifeyni. Leyset bevvabetani vakifeteyn. Leyse bevvabune vakifine. Leyse bevvabatu vakifati. Es-sefhatu 365. Sayfa 365. Üçüncü alıştırma. Yine arkadaşlar biraz önce yapmış olduğumuz örneğe uygun bir şekilde burada bir örnek görüyoruz. Leyse sa'ihu mariden. Leyset sa'ihatu marideten. Leyse sa'ihani marideyni. Leyset sa'ihatani marideteyn. Leyse sa'ihune maridine. Leyset sa'ihatu maridati. Bu alıştırmaya bakalım arkadaşlar. Leyse tıflu akilen. Çocuk yiyici değildir. Leyset tıfletu akileten. Leyse tıflani akileyni. Leyset tıfletani akileteyn. Leyse etfalu akiline. Leyset tıflatu akilati. Beşinci madde, yine leyse ile alakalı örneğimizi vermeye devam ediyoruz. Leyse müdiru ba'iden. Müdür uzak değildir. Leyset müdiretu ba'ideten. Müdire hanım uzak değildir. Leyse müdirani ba'iden. İki müdür
uzak değildir. Leyset mudiretani ba'ideten. Leyse mudirune ba'iden. Leyset mudiratu ba'ideten. Arkadaşlar demin de ifadesini kullandık. Burada ba'id ve garip kelimeleri mekan zarfı oldukları için bunların tesniyesi ve çoğulu getirmez. Ancak müzekker ve müennesleri getirilir. Tedribut tasih, 9. alıştırma, esnit, dayandır, el cümle atiyete, aşağıdaki cümlelere dayandır. Neyi dayandır? İlâ müfredeti, müfred müennese, vel müsenne müzekker vel müennes. Müsennanın yani tesniyenin müzekker ve müennesini, bir de ve cem'i müzekker vel müennes. Çoğulun müzekkerini ve müennesini yap diyor bize. Şimdi ilk önce müfred müzekker. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi leyse fiilimiz burada isim cümlesi içerisinde kullanılmıştır. Yani başa isim sonra kendisi gelmiştir. Biraz evvel kâne ile ilgili ayrıştırmaları biz yaptığımız zaman aynı konuyu ben size hatırlatmıştım. Yani kâne olsun veyahut da leyse olsun veyahut da herhangi bir fiil olsun arkadaşlar, eğer cümle başında kullanıldığı zaman bir isim cümlesi niteliğinde bunu yaptığımız zaman her halükarda fiilimiz tekil geliyor. Müzekker veya müennesi sadece ayrı ayrı getirilir. Ancak isimlerden sonra kullanıldığı zaman isimlerin adedine uygun bir şekilde tesniyesi ve çoğulu kullanılır. Şimdi örneğimizi hep beraber yapalım. El-Mursele İleyh Leyse Gariben. Mursele İleyh arkadaşlar bildiğiniz gibi alıcı demektir. Ersele fiilinin ismi faili Mursil. Ersele fiilinin ismi faili Mursil. Mursel onu isim mef'uli. Arkadaşlar Mursil gönderen. Mursil gönderen. Mursel gönderilen, mursele ile ise alıcı manasında. Şimdi el mursele ileyhi leyse gariben, alıcı uzak değildir. El mursile ileyha leyset garibeten. El mursele ileyhima leysa gariben. El mursele ileyhima leyseta garibeten. El mursele ileyhim leysu gariben. El mursele ileyhinne lesne garibeten. Yine arkadaşlar burada aynı örneğimizi biz görüyoruz. El bevvabu leyse vakifen. El bevvab kapıcı demektir. Kapıcı ayakta değildir. Burada vakif kelimesi ismi fail durumunda olduğu için arkadaşlar vakifin hem tesniyesini hem de çoğulunu getirmemiz mümkündür. Garip kelimesi burada zarf durumunda olduğu için tesniye veya çoğulunu getirmedik. Ama vakif ismi fail durumunda olduğu için bunu getirmemiz mümkündür. El-bevvâbetu leyset vakifeten. El-bevvâbâni leysa vakifeyni. El-bevvâbâtu leyseta vakifeteyni. El-bevvâbûne leysu vakifine. El-bevvâbâtu lesne vakifati şeklinde okumamız mümkündür. Es-sefhatu selâsumiye ve sitte ve sittun. Sayfa 363. Arkadaşlar bu her iki alıştırmamıza baktığımız zaman biraz önceki yapmış olduğumuz alıştırmaların bir aynısı. Lütfen bizim sistemimize uygun bir şekilde bunları yapınız. Bu alıştırmamız arkadaşlar biraz evvel yaptığımızın bir aynı örneğine uygun bir örnektir. Onu da lütfen bizim sistemimize uygun bir şekilde yapmaya çalışınız.
Es-sebhatu selâsu mi'e ve seb'a ve sittûn. Sayfa 367. Tedribul aşir. 10. alıştırma. Lahiz. Mülahaza et. Ma'na fi'l. Fiilin manasını mülahaza et. Hangi fiil? Şahede. Şahede fiilinin manasını mülahaza et. Fi cümeli nefi atiye. Aşağıdaki olumsuz cümlede şahede fiilinin manasını mülahaza et diyor bize. Şimdi burada arkadaşlar şahede yuşahidu, seyuşahidu, sevfe yuşahidu şeklinde şahede fiilimizin 4 tane kademesini görüyoruz. Şahede fiili arkadaşlar bildiğiniz gibi sülasi mezit rubai bir fiildir. Ve müfaale babında. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi mazi fiillerimizin başına olumsuz harf olarak sadece ma geliyor. Yani mazi bir fiilin başına olumsuz bir harf kullanmak icap ettiği zaman sadece ma'yı getiriyoruz. Ancak müzari fiilin başına ise arkadaşlar 5 tane olumsuz harfimiz geliyor. Bunlardan ma, la, lem ve len kullanmıştır. Şimdi arkadaşlar müzari fiilin başına biraz evvel de size biz açıklamıştık. Müzari fiilin başına ma olumsuz harfini kullandığımız zaman şimdiki zamanı olumsuzlaştırır. La'yı kullandığımız zaman geniş manada bir olumsuzluk anlamını kazandırır. Lem ise kullandığımız zaman arkadaşlar cehd-i mutlak diye tabir ettiğimiz bir anlam ifade eder ki fiili müzarinin başına gelir, sonunu cezmeder ve manasını da maziye dönüştürür. Len ise arkadaşlar yine fiili müzarinin başına gelir, manasını olumsuzlaştırıyor ancak son harekesi nespeder, manasını istikbale yani geleceğe taşır. Burada zikredilmeyen bir lemma harfi var ki bu da olumsuz bir harftir henüz manasında. Yani lem ile aşağı yukarı aynı manayı veriyor. Fiili müzarinin başına gelir, onun da sonunu cezmeder ve fiili müzarinin manasını olumsuz yaparak geçmişe yani maziye taşır. Şimdi arkadaşlar bu örneklerimize baktığımız zaman bakınız. Şahede müşahede etti. Lencu lenç şakkate emsin. Lenç dün daireye baktı. Şahede fiilimiz arkadaşlar burada mazi olarak gelmiştir. Şimdi ma ile bunu olumsuzlaştıralım. Ma şahede lencu şakkate emsin. Lenç dün daireye bakmadı. Şimdi lem yuşahid lencu eşşakkate emsin. Lenç dün daireye bakmadı. Şimdi arkadaşlar demin dedik ki lem cehd-i mutlaktır. Fiili müzarinin başına gelir, sonunu cezmeder ve manayı da maziye taşır. Bakınız lem yuşahid ma şahede. Mana itibariyle ikisi aynıdır. Ma şahede bakmadı, lem yuşahid bakmadı. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakınız. La yuşahidu müşahede etmiyor, bakmıyor. Lencu lenç eşşakate daireye el an şimdi. Lenç şu an daireye bakmıyor. Geniş manayı arkadaşlar biz biliyoruz. Buraya normal olumlu bir cümle kullanmak istediğimiz zaman yuşahidu lencu eşşakate el an. Lenç şu anda daireye bakıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi müzari fiilin başına sin ve sevfe harfleri getirdiğimiz zaman bunlar istikbali ifade ederler. İstikbal harfleridir. Sin yakın geleceği ifade ederken sevfe ise uzak geleceği ifade eder. Seyyuşahidu lencu şakkata gaden. Lenç yarın daireye bakacak. Yine sevfe yuşahidu lencu şakkata gaden. Lenç yarın daireye bakacak. Bu iki fiilimizin başına olumsuz bir harf getirmek istediğimiz zaman en uygunu arkadaşlar lendir. Neden?
Çünkü len arkadaşlar geleceği olumsuzlaştırır. Yani fiili müzarinin başına geldiği zaman manasını olumsuzlaştırmak suretiyle aynı zamanda geleceğe taşır. Len yuşahide lencu eşşakata gaden. Lenç yarın daireye bakmayacaktır. Arkadaşlar buradaki len harfi aynı zamanda mutlak ve kesinlik ifade eder. Yani kesinlikle bakmayacaktır. Bakınız Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede konuyla alakalı bakınız şu ayet-i kerimemiz vardır. Estaûzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Len yec'alallahu lil kafirine alel mu'minine sebîlâ. Allah-u Teala hiçbir zaman kafirlere, müminlerin üzerine bir yol tanımamıştır. Bakınız, len yec'alallahu lil kafirine alel mu'minine sebîlâ ayet-i kerimesinde burada kesin ve mutlakiyet bir ifade vardır. Evet, şimdi işte arkadaşlar bu harflerimizi ayrı ayrı bir şekilde önümüzdeki örneklerde bunları uygulayalım. Evet, şimdi işte arkadaşlar burada biraz evvel görmüş olduğumuz olumsuz harflerimizi örneklerimizle birlikte yapalım. Bakın birinci örnekte sevfe'yi kullanmış. Sevfe yezhebu evladu ila medarisihim. Sevfe yezhebu gidecek. Kim gidecek? El evladu çocuklar. Nereye? İla medarisihim okullarına. Şimdi bunun başına olumsuz bir harf getirmek icap ederse ne getirmek lazımdır arkadaşlar? Elbette ki len. Len yezhebe evladu ila medarisihim. Çocuklar okullarına gitmeyecekler. Yezhebu evladu ila medarisihim. Çocuklar okullarına gidiyorlar. Buraya arkadaşlar hemen hemen ma'yı getirebiliriz. La'yı getirebiliriz. Lem getirebiliriz. Aşağı yukarı len'in dışında bütün olumsuz harfleri getirme mümkündür. Mesela la'yı getirmek icap ederse la yezhebu evladu ila medarisihim. Çocuklar okullarına gitmezler. Üçe bakalım arkadaşlar. Zehebe evladu ila medarisihim. Çocuklar okullarına gitti. Şimdi burada zehebe mazi bir fiildir. Getirmemiz gereken bir tek olumsuz bir harf vardır ki o da ma'dır. Ma zehebe evladu ila medarisihim. Çocuklar okullarına gitmediler. Dörde baktığımız zaman celesetil usratu ma'an. Celeset oturdu. Kim? El usratu aile. Nasıl? Ma'an birlikte. Bu da yine mazi bir fiil arkadaşlar. Ma'yı kullanmak icap eder. Ma celesetil usratu ma'an. Aile birlikte oturmadı. Teclisu usratu ma'an. Aile birlikte oturuyor. Buraya arkadaşlar biz yine ma'yı da kullanmamız mümkündür. Ma teclisu usratu ma'an. Aile birlikte oturmuyor. Altıncı alıştırma. Teştemi'u usratu gaden. Bakın burada gaden yani yarın kelimesi arkadaşlar bu fiilimizin başına len'i getirmemizin icap ettiğini bize hatırlatıyor. O bakımdan len teştemi'a usratu gaden. Aile yarın toplanmayacak. Evet. Teştemi'u usratu aile toplanıyor. Fi beytil ceddi vel ceddeti el yevm. Aile bugün dede ve nenenin evinde toplanıyor. El yevm kelimesi olduğuna göre arkadaşlar bu bakımdan biz ma veya la'yı getirmemiz daha uygun olacaktır. Ma teştemi'u usretu aile toplanmıyor. Fi beytil ceddi vel ceddeti el yevm. Bugün dede ve nenenin evinde aile toplanmıyor. Sekizinci alıştırma. İştemaat. İştemaat mazi bir fiil arkadaşlar. İştemaatil usretu aile toplandı. Fi beytil ceddi vel ceddeti. Nene ve dedenin evinde aile toplandı. Bizim ma'yı kullanmamız icap eder. Ma iştemaatil usretu aile toplanmadı. Fi beytil ceddi vel ceddeti.
Teştemi'u üsretu, aile toplanıyor. Fi beytil ceddi vel cedde. Yine burada arkadaşlar lemi de kullanmak mümkündür. Lem teştemi'u. Toplanmadı. El üsretu aile. Fi beytil ceddi vel ceddeti. 10. alışmamıza baktığımız zaman arkadaşlar yel'abu müzari bir fiil. Yel'abu evladul usreti ma'an. Ailenin çocukları birlikte oynuyor. Nasıl söylemek lazım? La yel'abu evladul usreti ma'an. Aile çocukları beraber oynamıyor. Yel'abu evladul usreti el-yevm. Bugün aile çocukları oynuyor. La yel'abu evladul usreti el-yevm. Bugün aile çocukları oynamıyor. Le'ibetil usretu ma'an. Aile birlikte oynuyor. O zaman ma le'ibetil usretu ma'an. Aile birlikte oynamıyor. Rakibet fettatu hafile. Kız çocukları otobüse bindi. Ma rakibetil fettatu hafile. Kız çocukları otobüse binmedi. Yerkebu evladu hafile. İlâ madraseti gaden. Yerkebu evladu hafile. Çocuklar otobüse biniyor. İlâ madraseti okula gaden yarın. O zaman len getirmek icap eder. Len yerkebe. Binmeyecek el evladu çocuklar el hafilete otobüse ilâ madraseti gaden. Yarın çocuklar otobüse binmeyecekler. Yerkebu evladu hafile ila madraseti emsin. Ems olduğuna göre arkadaşlar lemi getirmek icap eder. Lem yerkeb el evladu hafile ila madraseti emsin. Vasalet mazi bir fiil. Vasaletil hafiletu otobüs vardı ulaştı. İla mahattetil ahire son durağa otobüs ulaştı. O zaman ma vasaletil hafiletu otobüs varmadı, ulaşmadı. İlâ mahattetil ahire. Son durağa otobüs varmadı. Tedribu hadi aşer. 11. alıştırma. Lahis, mülahaza et. Ma'na fi'l. Fiilin manasını mülahaza et. Düşün yani. Hangi fiil? Yedfe'u. Yedfe'u fiilin manasını mülahaza et. Neydi arkadaşlar bu fiilimizin manası? Ödüyor. Fi cümlenin nefi atiye. Aşağıdaki olumsuz cümlede. Şimdi arkadaşlar biz yedfe'u fiilimizin başına müzari bir fiildir. Lem olumsuzluk harfini getiriyoruz. Lem yedfe' ödemedi. Seyit lenç ödemedi. Neyi ödemedi? El icare kirayı ödemedi. Şimdi velahis ve yine diyor ki mülahazayı düşün. Eyda ayrıca yine düşün. Ma'na fiil defa'a. Defa'a fiilin manasını da düşün. Defa'a ödedi. Bakın burada yedfe'u ödüyor müzari bir fiil. Defa'a ödedi. Fi cümleti nefi hazihi. Bu aşağıdaki diyor olumsuz cümle içerisinde defa'a fiilin de manasını düşün. Bakın defa'a fiilimizin başına arkadaşlar olumsuz harflerimizden ma'yı getirdik. Ma defa'a Seyit Lenç el icare. Seyit Lenç kirayı ödemedi. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada müzari fiilimizin başına lemi getirdik. Ne oldu? Aynı zamanda manasını hem olumsuzlaştırdı ve de maziye çevirdi. Ve yine burada mazinin de üzerine ma'yı getirdik. Hemen hemen ikisi aynı anlamı bize verdi. Lem yedfe' ma defa'a. Ödemedi. Yani şunu anlıyoruz arkadaşlar. Eğer biz mazi manasında olumsuz bir fiil yapmak istiyorsak müzarinin üzerine ya olumsuz lemi getiririz veyahut da doğrudan doğruya mazi fiilin başına ma'yı getiririz. İkisinin manası aynı. Şimdi buna uygun arkadaşlar örneklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yefhasu mane ediyor. Kim mane ediyor? Et-tabibu doktor. Neyi mane ediyor? El-maride hastayı. Müzari bir fiildir. Lemi getirim.
lem yefhas, muayene etmedi. Et-tabibu maride, doktor hastayı muayene etmedi. Şimdi yefhasu fiilimizin mazisine bakıyoruz, fahase. Bu durumda ma fahase tabibu maride, doktor hastayı muayene etmedi. Şimdi yekşifu, açıyor. Yekşifu maridu sadrahu, hasta göğsünü açıyor. Lem ile bunu ifade edelim, olumsuz yapalım. Lem yekşif, açmadı. Kim? El maridu, hasta. Neyi? Sadrahu, kendi göğsünü. Şimdi yekşifu fiilimizin mazisine bakalım arkadaşlar. Keşefe. Ma keşefe maridu sadrahu, hasta göğsünü açmadı. Fetehe, mazi bir fiil. Bu durumda fetehe Yusufu femehu, Yusuf ağzını açtı. Ma fetehe Yusufu femehu, Yusuf ağzını açmadı. Rafa'a, kaldırdı. Rafa'a, kaldırdı. El maridu, hasta. Zira'ahu, kendi kolunu. Şimdi bu durumda ma rafa'a maridu zira'ahu, hasta kolunu kaldırmadı. يَرْفَعُ مَرِيدُ زِرَاعَهُ, bakın müzari bir fiildir. Bu durumda لَمْ يَرْفَعْ مَرِيدُ زِرَاعَهُ, hasta kolunu kaldırmadı. Burada fiilin müzariyi ma, lem ile ifade ediyoruz. لَمْ يَرْفَعْ. Sekizinci alıştırma arkadaşlar. يَشْرَبُ الْمَرِيدُ الدَّوَاءَ, يَشْرَبُ içiyor. الْمَرِيدُ hasta, الدَّوَاءَ ilacı. Pekala, lem yeşrab maridu devae, hasta ilacı içmedi. Yauddu muvazzafu nukude, yauddu sayıyor. El muvazzafu görevli, en nukude parayı. Müzari bir fiil, lem yaud el muvazzafu nukude, görevli parayı saymadı. Tuiddu, yine tuiddu, hazırlıyor. Kim? Ezzevcetu, eş, hanım. Neyi? Etteame, yemeği. Lem tuid, hazırlamadı. Ezzevcetu, teame, eş, yemeği hazırlamadı. Arkadaşlar burada adde fiili, bu adde fiilimizi if'al babına soktuğumuz zaman arkadaşlar, hazırladı manasında. Adde saydı, adde yauddu, adde saydı, yauddu sayıyor. Burada ise arkadaşlar e'adde, e'adde hazırladı, yu'iddu hazırlıyor. Müennes olduğu için de tu'iddu hazırlıyor. Bu iki fiilimizin arasındaki farkı lütfen mülahaza edin ve karıştırmayınız. Es-sefhadu selâsu mi'e ve tis'e ve sittûn, sayfa 369, 11. madde. Addet zevcetu ta'ame, eş, hanım, hanımefendi yemeği hazırladı. Bakın arkadaşlar burada addet mazi kipte, o zaman ma addet zevcetu ta'ame, hanım yemeği hazırlamadı. Haracetil mar'atu ile amel, hanım işe çıktı, işe gitti yani. Bu durumda مَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اِلَى amel, hanım işe çıkmadı. 13. alıştırma. يَخْرُجُ اَحْمَدُ اِلَى amel, Ahmet işe çıkıyor. لَمْ يَخْرُجْ اَحْمَدُ اِلَى amel, Ahmet işe çıkmadı. 14. alıştırma arkadaşlar. يَقِيفُ الضَّابِتُ اَمَامَ الْعِيَادَ, يَقِيفُ duruyor. الضَّابِتُ üniformalı, اَمَامَ İyadeti, kliniğin karşısında duruyor. Bu durumda lem yakif el-dabitu emame iyadeti, üniformalı kliniğin karşısında durmadı. Arkadaşlar bu 14 maddeden oluşan, hem mayı kullanmak suretiyle hem de lemi kullanmak suretiyle fiillerimizi olumsuzlaştırdık. Mayı bildiğiniz gibi mazi fiilin başına, lem ise müzarinin başına, manasını olumsuz yaptık. Tabii ki aynı zamanda zaman itibariyle maziye taşıdık.
Şimdi ise arkadaşlar genel umumi suallerimize geçiyoruz. Geçmiş parçamızla alakalı umumi suallere geçiyoruz. Tedribu saniye aşer. 12. alıştırma. Ecib cevaplandır. Alel esiletil atiye. Aşağıdaki sualleri cevaplandır. Birinci sual. Eyne kâne yokimu Seyyid Lenç. Seyyid Lenç nerede mukim idi? Yani nerede kalıyor idi? İkinci sual. Limâda arada Seyyid Lenç en yentakile ila şakka? Seyyid Lenç neden bir daireye taşınmayı düşünüyordu? Üçüncü sual. Eyne kânet ta'işu usratu Lenç? Lenç'in ailesi nerede kalıyor idi, yaşıyordu? Dördüncü madde. Mâdâ qara'a fî sefhatil i'lanât? İlanlar sayfasında neyi okudu? Beşinci madde. Kem adedu gurefi şakke? Dairenin oda sayısı kaçtır? Altıncı madde. Hel bi şakkati kullu daruriyat? Dairede bütün zorunlu ihtiyaçlar mevcut mudur? Yedinci madde. Eyni eşara Seyyid Lenç ila i'lan. Seyyid Lenç ilanı nerede gösterdi? Sekizinci madde. Hel şakkatu münasibetun li usretin min erba'i eşhas. Daire dört kişilik bir aile için uygun mudur, münasip midir? Dokuz. Sıf eşşakka fi erba'i cümelin mufide. Daireyi dört faydalı cümle ile, dört olumlu cümle ile vasıflandır, tarif et, ifade et. Onuncu madde. Men kabele Seyyid Lenç inde imare. Seyyid Lenç ile apartmanın yanında kim karşılaştı? Eyne mis'adu? Asansör nerede? Fi eyyi şeyin yüstahtemu mis'adu? Asansör nerede kullanılıyor? 13. madde. Limaza lem yekun mis'adu daruriyen? Asansör neden zorunlu değildir? 14. madde. Hel nesiye bevvabu miftahı hazil marre? Bu defa kapıcı anahtarı unuttun mu? 15. madde. Kem farden dahile şakka? Kaç kişi daireye girdi? Şimdi ise arkadaşlar kâne ve leyse fiillerini yoğun bir şekilde cümle içerisinde kullanıyoruz. Kâne bildiğiniz gibi idi ve dir manasını ifade ederken leyse değildir manasını ifade ediyor. Bu her iki fiilimiz de ef'al-i nakıse diye tabir ettiğimiz nakıs fiiller grubundandır arkadaşlar. Ve bunlar ismin başına gelirler. Yani isim cümlesinin başına gelirler. İsim cümlesinin başına geldikten sonra ismini, ref ve haberini nesb ederler. Şimdi arkadaşlar bunları sırayla cümle içerisinde kullanılışlarını görelim. Birinci cümlemiz. Es-Seyyid Lenç mukimun fi funduk. Seyyid Lenç otelde kalıyor. Cümle bu. Bir isim cümlesi. Kâne'yi şimdi getirelim başa. Kâne Seyyid Lenç mukimen fi funduk. Seyyid Lenç otelde kalıyor idi. Leyse getirirsek, leyse Seyyid Lenç mukimen fi funduk. Seyyid Lenç otelde kalmıyor. İkinci cümle. Ene mukimun fi funduk. Ben otelde kalıyorum. Kâne ile kullansak, kuntu mukimen fi funduk. Ben otelde kalıyordum. Leyse'yi getirelim. Lestu mukimen fi funduk. Ben otelde kalmıyorum. Üçüncü madde. Nehnu mukimune fi funduk. Biz otelde kalıyoruz. Kunna mukimine fi funduk. Biz otelde kalıyor idik. Lesna mukimine fi funduk. Biz otelde kalmıyoruz. Ente arkadaşlar. Ente mukimun fi funduk. Sen otelde kalıyorsun. Kunte mukimen fi funduk. Sen otelde kalıyor idin. Leste mukimen fi funduk. Sen otelde kalmıyorsun. Es-sefhatu selasumiye vahade ve seb'un. Sayfa 371.
Beşinci madde. Enti mukimetun fi funduk. Sen otelde kalıyorsun. Kunti mukimeten fi funduk. Yine sen kadın için tabii ki otelde mukim idin. Lesti mukimeten fi funduk. Sen otelde mukime değilsin. Entuma mukimani fi funduk. İkiniz otelde kalıyorsunuz. Kuntuma mukimeyni fi funduk. İkiniz otelde kaim idiniz. Lestuma mukimeyni fi funduk. İkiniz otelde kaim değilsiniz. Entuma mukimetani fi funduk. İkiniz otelde kalıyorsunuz. Kuntuma mukimeteyni fi funduk. İkiniz otelde kalıyor idiniz. Lestuma mukimeteyni fi funduk. İkiniz otelde kaim değilsiniz. Sekizinci madde. Entum mukimune fi funduk. Sizler otelde kalıyorsunuz. Kuntum mukimine fi funduk. Sizler otelde kalıyor idiniz. Lestum mukimine fi funduk. Sizler otelde kalmıyorsunuz. Dokuzuncu madde. Entunne mukimatun fi funduk. Siz hanımlar otelde kalıyorsunuz. Kuntunne mukimatin fi funduk. Siz hanımlar otelde kalıyor idiniz. Lestunne mukimatin fi funduk. Siz hanımlar otelde kalmıyorsunuz. Huve mukimun fi funduk. O otelde kalıyor. Kane mukimen fi funduk. O adam otelde kalıyor idi. Leyse mukimen fi funduk. O adam otelde kalmıyor. Es-sefhatu selasumiye ve ithnan ve seb'un. Sayfa 372. 11. madde. Hiye mukimetun fi funduk. O kadın otelde kalıyor. Kânet mukimeten fi funduk. O kadın otelde kalıyor idi. Leyset mukimeten fi funduk. O otelde kalmıyor. 12. madde. Hum mukimune fi funduk. O adamlar otelde kalıyor. Kânû mukimine fi funduk. Onlar otelde kalıyorlar idi. Leysu mukimine fi funduk. Onlar otelde kalmıyorlar. 13. madde. Hunne mukimatun fi funduk. O kadınlar otelde kalıyorlar. Kunne mukimatin fi funduk. O kadınlar otelde kalıyorlar idi. Lesne mukimatin fi funduk. O kadınlar otelde kalmıyorlar. Es-sefhatu selasumiye ve selas ve seb'un. Sayfa 373. Ed-dersu rabi'u ve aşrun. 24. ders. El-behzu an şakka. Daire hakkında. El-kısmu sani, ikinci kısım. Aktul icar. Kira kontratı. Mudirul mektep. Ofis müdürü. Mâdâ turidu en teşrebe. Ne içmek istersin? Seyit Lenç. Kahveten Türkiye bir sukarru hafif müfedlik. Az şekerli bir Türk kahvesi lütfen. Lenç yeşrebu kahve. Kahve içiyor. Ve yes'elu müdüre an icari. Ofis müdürüne kira hakkında soruyor. Müdürül mektep, ofis müdürü. İcarul şakkati, daire kirası, elfun ve kamsummi edirhem. 1500 dirhemdir. Fi şehrin ayda. Fete'minu, teminat ise, icarul şehreyn, 2 aylıktır. Yani, selasetu alafi dirhem. 3000 dirhemdir. Ve muddetul akdi, akit süresi ise, senetun 1 yıldır. Alal akkal en az. Es-Seyyid Lenç. El-İcaru kira murtafi'un cidden. Kira gerçekten yüksektir. Mudirul mektep, ofis müdürü. Leysel-İcaru murtafi'an ebeda. Asla kira yüksek değildir. Es-Şakatu mümtazetun. Daire çok temizdir. Ve len tecide asla bulamasın. İcaren akkal. Daha da düşük bir kira bulamasın. Es-Seyyid Lenç, emri ile Allah, peki kabul, nektubul akta el an, akti yazalım. Mudirul mektep, yastakricu, ofis müdürü çıkarıyor, min durcil mektebi,
masanın gözüne çıkarıyor. Surete akd-i icar, kira kontratının suretini çıkarıyor ve yu'tihi, onu veriyor. Liseyit lenç, seyit lence veriyor. Ve yekul leh, kendisine söylüyor. Es-sefhatu selasu mi'e ve arba'a ve seb'un. Sayfa 374. Mudirul mektep, ofis müdürü. Min fedlik, lütfen uktub, yaz. İsmeke, ismini. Ve unvaneke, adresini. Ve cinsiyeteke, uyruğunu. Ve rakam cevadu sefer, pasaport numarasını. Ve vazifeteke, kendi görevini. Ve şerikete leti te'melu fiha, bir de çalıştığın şirketi. Ve muddetel ikameti fi bilad, memlekette ikamet süresini, yani ne kadar süre kalacağını. Seyitlenç. Ve mehazil varakatı eyda, bu yaprak ne yarıyor, ne işe yarıyor, ne inesi? Mudirul mektep. Hazihiye kaimetul esas. İşte bu eşya listesidir. Raci haceyiden. İyice göz gezdir, kontrol et. Seyitlenç. Min fedlik. Lütfen ikra'aha li. Bu listeyi benim için oku. Kaimetu esasi şakke, daire eşya listesi, rakam selas, numara 3. İmare rakam sitte ve selasun, apartman numarası 36. Şari'ul Kuveyt, Kuveyt Caddesi. Şimdi arkadaşlar, dairede bulunan eşyanın listelerini bize takdim ediyor. Evvelen birinci. Gurfetun nevmül ula, birinci yatak odası. El adet, sayı. En nev'u, çeşit. Vahid, bir tane. Serirun muzdavac, çift kişilik yatak. İthnan, martebetu kebire, büyük yatak. Arba'a, mehatte, dört tane yastık. İthnan, battaniye, iki tane battaniye. Vahid dolap, bir dolap. Vahid şemma'a, bir askılık. Vahid seccade, bir tane seccade, namazlık. Vahid mir'at, bir ayna. Vahid cihazu takgif, bir tane klima. Saniyen, ikincisi. Gurfetun nevmu saniye, ikinci yatak odası. İsnan seriru mufrat, iki tane tek kişilik yatak. Arba'a mehatte, dört tane yastık. Vahid şemma'a, bir tane askılık. Vahid seccade, bir tane namazlık. İsnan mertebetu sagire, iki tane yatak, yani döşek manasında. İsnan battaniye, iki tane battaniye. Vahid dolap, bir tane dolap. Vahid mir'at, bir ayna. Salisen, üçüncüsü. Gurfetu culus, oturma odası. Vahid kenepe, bir kanepe. Arba'a kursi, dört tane kursi. Vahid seccade, bir tane seccade. İsnan tavuletu sagire, iki tane küçük sehpa. Vahid mir'at hait, bir tane duvar aynası. Vahid cihadu tekgif, bir tane klima. Rabi'an, dördüncü olarak da, gurfetu ta'am, yemek odası. Vahid tavuletu kebire, bir büyük sehpa. Semaniye kursi, sekiz tane sandalye. Vahid mefraşun, bir örtü, büyük masa örtüsü. İsnete aşere şevke, 12 tane çatal. İsnete aşere mil'ake, 12 tane kaşık. İsne aşere sikkin, 12 tane bıçak. Vahid dolap etbak, bir tane tabak dolabı, tabakların dolabı yani. Ve edevatul maide, sofra malzemeleri.